Tanrı Korkusu Yazan John Bevere İkinci Bölüm Çelişen Korkular 1994 yazında Güneydoğu Amerika'da bir kilise konferansında hizmet etmem istendi. İki yıl önce dünya ünlü bir müjdecinin önderlik ettiği dört haftalık güçlü bir uyanışın yaşandığı büyük bir topluluktu. Ruhsal uyanış Tanrı'nın iyiliğini, sevgisini ve sevincini vurguladı. Birçok hayatı güzel bir şekilde etkiledi. Ama ne yazık ki, kilise uyanış deneyimine takılı kaldı ve Tanrı'nın yüreğini tanımakta ilerlemeye devam etmedi. Özetle, takıntılı ve dengesiz hale gelmişlerdi. O zamanlar kutsal korkuyu keşfetme yolculuğundaydım. Önemini görebiliyordum. Ama hala onu öğrenmeye çalışıyordum. Ve bu nedenle topluluk önünde paylaşmaktan çekiniyordum. Yine de bu endişeyi bir kenara bırakma ve ilk akşam toplantısında Rab korkusu üzerinde hizmet etme ihtiyacını kuvvetle hissettim. Platforma çıktım ve sınırlı anlayışımla topluluğa konuşmaya başladım. İnsanların yüzlerinde boş bakışlarla bana bakmaları tamamen tepkisiz kalmaları kendime olan güvenimi yaraladı. Sözlerim sağır kulaklara düşüyor gibiydi. Haklıydım ve bunun nedenini yakında öğrenecektim. Ertesi akşam tapınmadan sonra başpastör rutin bir tanıtım olacağını düşündüğüm bir açılış konuşması için platforma çıktı. Ama durum böyle değildi. 15 dakika boyunca önceki akşam konuştuğum şeyleri düzeltti kendinden emin bir şekilde Rab korkusu yalnızca eski antlaşma zamanları için geçerlidir ancak Hristiyanlar olarak bize korkaklık ruhu verilmedi diyerek 2. Timoteus 1:7'ye atıfta bulundu. Ön sırada tamamen şok olmuş bir şekilde oturdum ve bir kabusun ortasında olduğumu hissettim. Konuşmasını uzattıkça durum daha da rahatsız edici bir hale geldi. Şöyle devam etti. Yeni antlaşmada bize şöyle denir. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. 1. Yuhanna 4:18. Bu yüzden John'un dün akşam öğrettiği şey yanlıştır ve ben sizi bundan korumak istiyorum. Mesajımı ayrıntılı bir şekilde düzeltmesi birkaç dakika daha devam etti. Bitirdikten sonra sürpriz bir şekilde beni hizmet etmem için yeniden platforma davet etti. Ayağa kalktığımı ve içimden şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Az önce söylediklerimden sonra bu insanlara nasıl hizmet edebilirim? Bu olamaz. Ama işte oluyordu. Ve yapmak istediğim tek şey oradan bir an önce uzaklaşmak olmasına rağmen kendimi hemen toparlamak zorunda kaldım konferansa katılan insanlara yaşam veren bir mesaj vermek şöyle dursun. Düşüncelerimi düzene sokmam bile zordu. Konuşurken zihnim pastörün söylediklerine dönüp durdu. Sözlerini aklımdan silip atamadım. Bu deneyim hem gerçeküstü hem de korkunçtu. Konu üzerinde kalmaya çalışırken düşüncelerimi birkaç kez dizginlemek zorunda kaldım. İçimden yükselen seslere karşı savaştım. Umut gitsin, konuşmayı bırak ve buradan çık Perişan haldeyim. Kısa bir mesajın ardından hizmeti ona devrettim ve hızla otele döndüm. Bütünüyle şaşkın ve dışlanmış hissederek yatağa gittim. Ertesi sabah otelimin yakınında sessiz bir şantiye buldum. Şantiyede işçiler yoktu. Tanrının yönlendirişi için içtenlikle dua ettim. Samimiyetle sordum. Rab, kiliseni incittim mi? Doğru olmayan bir şey mi öğrettim? Halkını esaret altına mı soktum? Bir süre daha devam ettim ve dua ettikçe sözlerim değişmeye başladı. O akşamki mesajımdan şüphe etmeyi bıraktım ve kendimi tutkuyla kutsal korkuyu daha iyi anlamak isterken buldum. Yüreğimin derinliklerinden gelen bir yakarıştı ve olanlara şaşırdım. Tanrının hoşnutsuzluğunu değil yaptığım şeyden duyduğu sevinci hissettim. Yeni Antlaşma'da Tanrı korkusuyla ilgili çok sayıda pasajı anımsamaya başladım. Bir süre sonra kendimi artık şaşkın değil, şimdi yüksek ve tutkulu bir sesle yakarırken buldum. Baba, Tanrı korkusunu bilmek istiyorum. İçinde yürümek istiyorum. Yeni Antlaşma yazarları pastörün alıntıladığı ayetleri yazdılar. Ancak başkalarını da kaleme aldılar. Elçi Paulus şöyle yazar. Ama özellikle aranızda olmadığım şu anda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Filipililer 2.12 Bir kez daha şu talimatı verir. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre Bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusuyla kutsallıkta yetkinleşelim. 2. Korintliler 7:1. İbraniler mektubunun yazarı şöyle der: Öyle ki Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde saygı ve korkuyla tapınalım. İbraniler 12:28. Elçi Petrus şöyle yazar: Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. 1. Petrus 1:17 Elçi Yahuda şunu beyan eder: Kimine de korkuyla merhamet edin. Yahuda 23. Ayet Ve İsa bize şunu söyler. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da, bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Matta 10-28 Ayetlere devam edebilirim ve ilerledikçe kesinlikle devam edeceğim. Ama umarım konuyu anlamışsınızdır kutsal korku, yeni antlaşmanın bir gerçeğidir. Bunlar Rabbin dua ederken yüreğime getirdiği pasajlardan sadece birkaçıdır. O sabah pastörün korkaklık ruhuyla Rab korkusunu birbiriyle karıştırdığını fark ettim. Arada çok büyük bir fark vardır ve Musa'nın İsrail halkını Tanrı ile buluşmaları için Sina Dağı'na götürdüğü zaman bu fark görülür. Tüm halk geldiğinde Musa ilk özel buluşma için dağa çıkar. Her şeye gücü yeten Tanrı, sağladığı kudretli kurtuluşun ardındaki amacı açıklar. Musa, Tanrı'nın huzuruna çıktı. Rab, dağdan kendisine seslendi. Yakup soyuna, İsrail halkına şöyle diyeceksin. Mısırlılara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz. Mısır'dan çıkış 19 3 4 Tanrı'nın halkını kudretle kurtarmasının başlıca nedeni tüm insanları yanına getirmekti. Onları özledi ve tıpkı Musa gibi onu tanıyabilmeleri için bir buluşma istedi. Ancak üç gün sonra Tanrı kendisini tanıtmak için daha indiğinde, İnsanlar hızla geri çekilerek tepki gösterirler. Dehşet içinde Musa'ya haykırırlar. Bizimle sen konuş, dinleyelim. Ama Tanrı konuşmasın, yoksa ölürüz. Mısır'dan çıkış 20:19. Onları yatıştırmak için liderleri şöyle cevap verir. Korkmayın. Tanrı sizi denemek için geldi. Tanrı korkusu üzerinizde olsun günah işleyemeyesiniz diye. Mısır'dan çıkış 20-20 İlk bakışta Musa'nın kendisiyle çeliştiği görülüyor. Korkmayın. Çünkü Tanrı korkusu üzerinizde olsun diye geldi. Burada iki farklı kişi mi konuşuyor? Cevap, hayır. Musa sadece Tanrı'dan ürkmekle, Tanrı korkusuna sahip olmak arasında ayrım yapmaktadır. Arada büyük bir fark var. Tanrı'dan ürken birinin saklayacak bir şeyleri vardır. Hatırlayın. Adem günah işlediğinde o ve Havva Rabbin huzurundan saklandılar. Tepkileri onlara özgü değildi. Benzer davranışsal tepkileri kutsal yazıların her yerinde karanlığa girenlerde görürüz. Ancak Tanrı'dan korkan kişinin saklayacak hiçbir şey yoktur. Tanrı'dan uzak olmaktan korkar. Bu korku halk geri çekilirken Musa'nın Tanrı'ya yaklaşmasında görülür. Tanrı'dan korkan kişi içinden günah çizgisine en çok ne kadar yaklaşabilirim ve içine düşmem demez. Hayır, Tanrı'ya çok yakın olmak istiyorum ve o çizgiden o kadar uzağım ki artık onu göremiyorum bile der. Öyleyse kutsal korkunun ne olduğunu tanımlamadan ve bereketlerini tartışmadan önce ilk olarak ne olmadığını açıklığa kavuşturalım. Tanrı'dan ürkmek ve bu nedenle ondan geri çekilmek değildir. Ürktüğümüz biriyle yakınlığın tadını nasıl çıkarabiliriz? Ondan uzaklaşmamız onun arzuladığı şeyin tam tersidir. Mezmurlarda şöyle okuruz. Ya Rab, içimden bir ses duydum. Yüzümü ara, dedin. İşte, yüzünü arıyorum. Mezmur 27-8 Yakınlığın çağrısını duyuyor musunuz? Ona yaklaşmanızı, etkileşimde bulunmanızı, birlikte gülmenizi, birlikte paylaşmanızı ve birlikte yaşamanızı istiyor. Mezmur yazarı ayrıca şöyle yazar: Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. 25 14. Kesin gerçek şudur. Tanrı Sizinle yakın ve samimi olmak ister. Bu yüzden şundan emin olun ki kutsal korku yakınlığı söndürmez. Tam tersini yapar. Tanrı ile etkileşimimizi geliştirir.